Peki hiç böyle düşünüp de hayalinizde olan bir aşk var mı? Yaşayamadığınız aşk. Şunun için soruyorum lafı uzun. Kadir İnanır'la hep. Bu da bir şehir efsanesi olarak. Bunu açıklamanız için sordum sadece. Ben buraya Türkiye'nin şöyle çekime geleceğim dediğim zaman çok yakın çevremdekiler bile Kadir İnanır'ı sorsana. Gerçekten aşk yaşamışlar. Niye Kadir İnanır'ı soruyorlar? Hala işte bu soruluyor. Yani böyle bir akıllarda kalan bir şey var. Hatta gelinliğiniz bile hazırmış. Kapının arkasında duruyormuş. Ama son anda olmamış. Şimdi burada programda Türkan Hanım. Bunu da yeni duyuyorum. Gelinlik evet. Meselesini. Evet. Nedir mesela Kadir İnanır'la bu konuya vereceğiniz cevap? O da gene yani sinemanın bir bütünü mucizesi. Yani o kadar çevirdiğimiz filmlerde aşklarımız o kadar inandırıcıydı. Aynen. Ki Kadir de çok güzel bakıyor. Yani yüreğinden bakan bir insan. Ben de o tür sahnelerde aslında kamera dendiği zaman biz gerçekten orada birbirimize aşık bir insan oluyoruz. Nasıl oluyor peki? Oluyor. Yani bir sıra oluyor. Kameranın önünde oluyor. Tabii kameranın önünde. Stop deyince? Zaten stop deyince bitmezse yandınız. örnek şey zaten mi? Zaten beyninizde şartlıyorsunuz onu yani. Orada da örnek şey mi? Cihan Ünal mı? Stop deyince bitmedi, evlendiniz. Ama o kameranın önünde başlamadı. Öyle mi? Yani kameranın önü çünkü başka kutsal bir yer. Yani o bizim film setlerimiz kutsal. Evet. Yani orada herkes bir şey, emekçi, herkes paylaşımcı ve bir aile gibi. Kamera önünde hakikaten ne olması gerekiyorsa o yaşanıyor. Belgin, Doruk, Şoray'ın neden...